Peki Büşra Hocam, kuru yemiş tüketimi nasıl olmalı? Kuru yemiş tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Evet, kuru yemiş tüketmek özellikle diyette olan kişiler için önemli. Kuru yemişi sabah kahvaltıda örneğin tüketebiliriz. 5 zeytin yerine 2 tane ceviz geçmektedir. Bu şekilde yapabiliriz veya ara öğünlerde kuru yemişi meyvenin yanına tercih ettiğimizde kan şekerimizi daha yavaş yükseltir. Özellikle diyabetli bireyler için bu şekilde öneriyoruz. Tabii ki de kuru yemişin fazlası da kilo anlamında bize tekrar geri dönebiliyor. İşte 2 ceviz, 8 badem, 10 fındık gibi porsiyonlama yaparsak çok daha sağlıklı olur. Genelde hani kase kase alınır ve önümüzde hepsinden çok fazla miktarda tüketilir. Dediğim gibi ara öğünde tüketebiliriz veya hani yağ grubu değişiminde geçtiği için yağ yerine tekrardan geçiyor kuru yemişler. Fakat bunlar demek değildir ki kilo alacağız. Faydalı yağlar, özellikle kalp hastalıkları için faydalı bir besindir kuru yemişler. Hatta ceviz de beyine benziyor şekil itibariyle. Hani günde en az 2 ceviz tüketelim mutlaka, kalp damar hastalıkları için oldukça önemli. Peki yemek öncesi, yemek sonrası nasıl tüketmeliyiz hocam? Ara öğünlerde tercih edersek daha iyi olur. Hani belki salatalarımıza koyarız yağ koymayarak. Ceviz, fındık, bademle süsleyebiliriz. Veya kahvaltıda her gün zeytin yemek istemiyorsak bunun yerine ceviz, fındık, badem yer alabilir. Ya da işte sütün yanında tüketirsek hani belki tarçınlı süt şeker ihtiyacını biraz daha dengeleyebiliyor. Yanında bademle birlikte çok güzel ikili olabiliyor. Hocam süt tüketiminde yağlı süt, yarı yağlı süt, pastörize sütler nasıl tüketileceğim? Eğer ki kişi kalp hastasıysa biz yarım yağlı sütler öneriyoruz. Light sütten ziyade normal herhangi bir hastalığı bulunmayan kişiler için normal süt tüketebilir. Peki light gıdaların hayatımızdaki yeri ne olmalı? Light gıdalar şu şekilde aslında baktığımızda paket itibariyle biraz da etiket okumak gerekiyor. Çünkü light ibaresini gördüğümüzde bu demek değildir ki tamamen işte şekerden, yağdan arınmış. Hani bir şeyden kısarken bir şey arttırılıyor aslında. Yağdan kısarken şeker farkında olmadan arttırılıyor. Veya tam tersi yağ azaltılmıştır diyor ama çok fazla miktarda şeker içermekte oluyor. Bu nedenden dolayı arkasını okuyarak biraz da etiket bilgimizin olması gerekiyor. Aslında her ürün için onu bakmak gerekiyor. İşte üretim tarihi, son kullanma tarihi içerisinde neler var. Bu şekilde bir alışkanlık kazanırsak daha iyi olur. Yoksa light ürünlerden hani tamamen light'tir, diyetteyim, istediğim kadar bu light bisküviden tüketebilirim diye bir şey söz konusu değil. Bu yanlış bir düşünce. Bu yanlış bir düşünce. Yani Kişi light evet. yarım yağlı diye çok abartmamak gerekiyor. Kişi diyete girdiğinde light diye tüm o ürünleri alıp sınırsızca tüketiyor aslında. Bu da hani kilo vermekten ziyade fazla tüketim yine kilo almaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden her şeyin yine kararını bulmak en doğru şekilde olacaktır.